New York'tan, daha doğrusu Brooklyn'den hepinize selamlar. Şu anda arkamızda Brooklyn Köprüsü'nü görüyorsunuz. Ayhan Ögmen'le beraberiz. Hoş geldiniz tekrar kanalımıza. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Oğuzhan bu güzel nazik davetin için öncelikle. Bu sefer farklı bir ambiyans olsun diye dışarıda buluştuk beraber. Kahve içiyoruz ve genel bir sohbet ediyoruz Amerika hakkında. Hani geleli 2 sene oldu. Ben az çok hani çevremde gördüklerimi anlatıyorum ama siz yıllardır buradasınız, tecrübelisiniz. Amerika'ya geldikten sonra Amerika'da insanı yani spesifik olarak bu ülkede başarıya götüren yollar sizce hangileri? Yani insanlar neleri izleyerek başarıya gidiyor? Kimisi de neleri yapmadığı için bu ülkedeki macerası hüsranla sonuçlanıyor. Şunu anlamak gerekiyor bence, başarıya doğru bakarken hani her şeyin bir gecede olması ya da işte bir akşamda olacak diye düşünmemek gerekiyor. Yani işte biliyorsun Amerika'ya ben geldim, işte neyse planım ya da hedefim diye düşünüyorsa takipçilerimiz hani işte ben geleyim orada bir akşamda ya da bir günde ya da şu kadar kısa bir sürede. Sen de parayı bulup gideyim yok. Yok öyle bir şey. Yani öyle bir başarı durumu yok. Bence o bir kez şunu da unutmamak gerekiyor. Ne kadar hızlı bazı şeyler elde ediliyorsa bence o kadar hızlı kaybetme imkanı da mümkün olabiliyor. Evet, o loto kazananlar dediğin olayda da mesela çok ilginç istatistikler var. Tabii ben Amerika için konuşacağım ama biliyorsun o kazananların çoğunun genelde kaybettiğinden bahsediyorlar sonra. Yani dolayısıyla aslında bir nevi bunu unutmamak gerekiyor. Herkes tarafından söylenen bir şey bu. Amerika denilmişte fırsatlar ülkesi. Hani neden Amerika fırsatlar ülkesi de mesela Fransa değil atıyorum? Neden bunu mesela Dubai için ve İngiltere için? İngiltere çok iyi düşünüyor. Londra'ya git abi işte fırsatlar ülkesi İngiltere değil de Amerika için bu söyleniyor. Amerika hala da birçok şey için ham mı yoksa imkan mı çok fazla? Güzel bir soru. Şimdi buradaki tabii o nokta şuna dönüyor. Neden Amerika değil mi? Gelinmek istenen bir nokta. Şu an dünyanın durumuna baktıklarında başarıyı, mutluluğu, refah, zenginliği Amerika'da görüyorlar. Dolayısıyla bu bir tarafa, bu algıdan dolayı neden insanlar Amerika'yı tercih ediyor noktası var. Tabii onun dışında da iki ham olmasından ziyade ya da yeri olmasından ziyade Amerika çok ciddi bir market. Yani çok büyük bir market. Yani dünyanın değişik ülkelerde üretilen bütün ürünlerin geldiği ve satıldığı bir market. Dolayısıyla çok ciddi harcayan, tüketen bir market var. 4 milyon üreticisi var. Aynen. Dolayısıyla bundan dolayı kişiler neden İngiltere ya da başka bir yeri tercih etmeyip Amerika'da olmasının sebeplerinden bir tanesi çok büyük bir marketin olması ve bu tüketen bir market. Dolayısıyla kazandıran bir market. Ve ikincisi de tabii insanlar ister işletmeci olsun, şirketi olsun, şirketinin kesinlikle Amerika'da yer almasını istiyor. Yani buradaki pazara girmesi için, markete girebilmesi için bunu yapıyor. Hatta bazen kendi ülkesindeki markette başarılı olması için yapabiliyor. Buradaki işte onun prestijini kullanmak için. İkinci, öğrencilere baktığımızda da neden Amerika noktasında? Tabii ki biliyorsun ki Amerika dünyada gerçekten eğitimde çok yukarıda. Eğitim noktasında çok önemli çalışmaları var. Dolayısıyla öğrenciler, araştırmacılar, profesörler Amerika'da olmayı çok tercih ediyorlar ve eğitim noktasında olan gelişmişlikten dolayı. Eğitimde çok iyi olması, teknolojide çok iyi olması ve dolayısıyla bunlardan dolayı ya yeni girişimcileri, bu teknoloji alanından buluş yapanları kesinlikle girip bulunmak istedikleri sektör anlamına geliyor. Ve şöyle düşünmen lazım, mesela buluş yapan kişiler var, firmalar var, daha değişik yerlerde. Onlar kendi ülkelerinde aynı şeyi alamıyorlar, desteği alamıyorlar. Ama Amerika pazarında, Amerika'da adım attıkları zaman burada çok ciddi anlamda destek de alabiliyorlar, finansal destek de alabiliyorlar. Ve dolayısıyla bu açıdan tercih ediyorlar diyebiliriz Amerikalı olan. Evet. Yani Amerika'yı tercih ediyorlar. Evet. Bizim, hani benim deneyimlerime baktığımda şunu söyleyebilirim, Amerika'daki toplum ya da kitle harcayan bir kitle. Yani dolayısıyla hani ben bir beyaz eşya niye aldım, işte bunu 30 yıl kullanacağım diye bir materyalde değil. Mesela şey tarafına bakmak lazım mesela ilginç olan. Mesela her Amerika'ya gelen kişinin dikkatini çekebilir geldiğinde. Mesela burada böyle hafta sonu satışlar olur. İşte adam evini mesela Amerikalı evde atmak istediği şeyleri çıkarır. Her şeyi. Yani aynen garaj sardığında tam söyleyecektim, oraya geliyordum. Noktada satar. Mesela çok ilginç bulmuşumdur ben onu. Biz çünkü evet. Türkiye'de öyle bir şey görmemişiz. Ben öyle hatırlıyorum önceden. Şu an değişebilir. Dolayısıyla böyle bir şey görülmediği için şunu görüyorsun. Yani market devamlı harcayan bir market. Evet. Hem yeniye alan, teknolojiyi de tabii ki ya da yeni çıkan teknik ya da teknoloji ürünlerini satın alan bir şey. Tabii sadece teknoloji diyorum da tabii ki sadece teknoloji demeyeyim ona ben. Hani sonuçta yeni çıkan her türlü ürün ya da servis deneyen bir market. Talep çok. Talep çok. Bir de tabii şunu unutmamak lazım. Hani Avrupa ile kıyasla geliyoruz ama hani Amerika'da ciddi anlamda bir şey var. Hani tamam aynı anda sokakta yatan da var, homeless olan da var ama çok ciddi bir para var. Yani çok ciddi bir alım gücü var. Dolayısıyla bu alım gücünün de yarattığı bir şey o. Evet. Satın alabildi. Paranın şeyi de çok. Hani doların adamın cebinde mesela 100 dolar varsa Avrupa'daki adamın cebindeki 100 euro gibi değil. Avrupa'daki adamın cebinde 100 euro varsa adam diyor ki ya ben bununla işte bir hafta geçinebilirim. Ben bununla işte atıyorum şurada şunu yiyebilirim. Mesela 100 euroyu 6-7 tane market gezip İspanya'da bozduramadığım zamanları hatırlıyorum. Çünkü o çok büyük para, bunu nasıl bozacağız? Çünkü gidiyorsun mesela bir bira 1 euro olmuş, işte bir döner yiyorsun 3 euro falan. Ama 100 dolar öyle bir şey değil ki. 100 dolar mesela bir adam için o gün çıktığında bir kafede bitirebilir. Hani bir restoranda bitirebilir. O 100 dolara harcama hızı burada daha fazla. Euro mesela daha o konuda güçlü ama adamlar fazla olduğu için ve çok kazandığı için hani mesela burada 15 dolar değil mi diyor sizin saatlik ücret, Avrupa'da mesela 6 euro. O yüzden o adam için o para değerli. Ama dolar çok hızlı dönen bir şey, çok hızlı harcanıyor. Adamlar tak tak böyle hani maaşını alıyor. Bir de şey çok meşhur Amerika'da. %76'sı Amerikan halkının paycheck'ten paycheck'e yaşıyor mesela, maaştan maaşa. O maaşı alıp bitirme tutkusu var. Ben mesela buluştuğum bir kızdan duymuştum bunu. Benim en büyük tutkum dedi. Ben dedi mesela 3 işte çalışıyorum dedi. 2200-2100 dolar para yapıyorum haftalık. Bu parayı alır almaz nasıl bitiririm diye merak ediyorum ben. Nasıl ben parayı harcarım diye. Ve o parayı harcıyorum dedi. Avrupa'da bu konuda biraz alışveriş tutkunluğu biraz Avrupa'ya göre az sanki. Doğru. Bir de tabii şunu unutmamak lazım. Gün sonunda unutma, Amerika kapital bir sistem. Evet. Avrupa biraz daha sosyal. Evet. Avrupa'daki belli ülkelere baktığın zaman belli haklar sosyal olarak verilir. Bunu da yarattığı bence bir durum olabilir. Katılıyorum sana. Aslında sen bu konuya tabii değinirken hani benim aklıma hani şu da geliyor aslında. Biraz da güncel konular gerçi Amerika'da. Biliyorsun şu an Amerika'daki yönetime baktığında şu anki Trump yönetimi sanki göçmenleri istemeyen bir politika çizmeye çalışıyor. Oysa bu da şundan dolayı söyleyeceğim. Sen hani arkadaşım vardı demişti ya işte pençekten pençeke yaşıyor. Aslında işte yurt dışından gelen giriş yani göçmenlerin ya da Amerika'da başarılı olmasının bir sebebi girişimci ruhları. Evet. Yani şimdi sen mesela bizim Türkiye'den gelen iş adamlarımız ya da işte yani öğrencilerimiz diyelim Amerika'da bir süre sonra burada bir buluş buldular ya da bir araştırma yaptılar ya da bir iş modeli çıkardılar. Yani iş adamları bir iş kurdular, ürün getirdiler, piyasayı ölçtüler. Bu girişimci ruhu Amerikalılarda çok fazla olmuyor. Ve özellikle senin söylediğin gibi bu o dediğin paycheck adımıyla adım attıkları için onun dışında bir şey yapıya bakmıyorlar. Risk alma durumları düşük olabilir. Dolayısıyla hani sadece bizim değil, göçmenlerin bu noktada yani girişim adım atma noktası çok daha büyük olabiliyor. Bu da aslında Amerika vatandaşları yani Amerikalılara göre göçmen kökenli gelen yabancıların Amerika'da başarılı olmasının başarılı özelliklerinden bir tanesi onlar oluyor diyebilirim. Bunu mesela şuraya bağlayabiliriz peki. Amerika'ya Türkiye'den gelmiş bir kişinin her şeye saldırıp, çok çalışıp, bir şirket kurup, bir şey bulup başarılı olması aynı kişiyi şimdi Amerika'da doğmuş olarak düşünelim. Belki de onları yapmayacaktı Amerika'da. Burada doğmuş olsaydı. Yani hani Türkiye'de, hani Afrika'dan falan böyle insanların Türkiye'ye gelip çabalaması gibi yani. Çünkü zoru görmüşsün. Biraz daha böyle iyi bir yere gelip fırsatların farkındasın. Kesinlikle o dediğin her yerde geçerli olacak. Tabii bir yabancı ülkelerde de yabancı bir ülkeye gidip yaşamak isteyen yabancılarda da o mücadele var. Yani o ülkenin vatandaşı bir emek veriyorsa o kişinin 4 daha fazla koşturması gerekiyor. Bunun da sonucu olabiliyor tabii. Tabii aynı anda da dikkat edilmesi gereken bence şu anda bizim tabii ana sohbetimizle bağlantılı konuşuyoruz. Bir de tabii dikkat edilmesi gereken nokta İşte bizim göçmen kökenli olarak, yabancılar olarak ya da diyelim burada Türkiye'den gelmiş Türkler olarak dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi bence o. Girişimci ruhunuzu kaybetmeyin, araştırmacı ruhunuzu kaybetmeyin ama aynı anda kısa yolu düşünmemek. Yani dolayısıyla o girişimci ruhunu kullanıp ben nasıl başarılı olurum demek. Ve şöyle olmamak, ben sana örnek vereyim. Yani örnek veriyorum, bazen bu tip toplumsal şeyler oluyor. Aa işte şu gruplara deyince işte onlar kredi kartı dolandırıcılığı yapmaktan içeri alındılar. Aha. Yani bir de küçük söylemler var. Değişik gruplara ya da etnik kökenlere göre. Aha. Düşünsene bir öyle bir impact var. Bir de tam tersi. Aa işte Pakistanlı mı diyorsun, işte yok işte Hindistanlılardan bahsediyorsunuz. Evet. Tamam, bütün dalgınlar onların derler mesela. Evet. Şimdi dolayısıyla buradaki bakılacak noktada bence şunu bilmek lazım. Madem ticaret yapacaksın, o zaman programı yapacaksın, doğru yapacaksın. Madem eğitimini yapacaksın, doğru yapacaksın. Bu şekilde yaptığın zaman başarılı olmak için hiçbir sebep yok. Hele Amerika'da da hiçbir sebep yok. Çünkü gerçekten iş adamlarımız ya da girişimcilerimiz gerçekten doğru adımlar atarsalar Amerika'da başarılı olmamaları için bir sebep yok. Adım atmak isteyenler için son olarak ne demek istersin? Adım atmak isteyip de hani korkamsa, bu videoyu izleyen bir kişi ben de yaşamak istiyorum da işte bla orada bir işte bir şüphe var. Şimdi benim tavsiyem şu olacak. Gerçekten hani senin konunun başından açtığın gibi gerçekten dünyanın her yerinden göçmenler ya da insanlar Amerika'da yaşamak istiyorlar. Evet. Çocuklarını göndermek istiyorlar. Çocuklarını eğitim aldırmak istiyorlar. Bu sadece sakın düşünme hani Türkiye'ye özgü bir şey değil. Bütün dünyadan gelen. Asyalılar burada. Herkes öyle. Ama dediğim gibi bu da baştan beri burası şu an dünyanın devi olmasından dolayı gerçekleşen bir şey. İkinci bir durumda Amerika'da tabii bu gelecek olan biz göçmenlerin başarılı nasıl oluruz noktasında önemli olmak. Dolayısıyla planlamak ve doğru adımlar atmak, kurallara uymak ve gerçekten daha nasıl başarılı olunabilir tek olarak değil ama işte böyle çoğunluk olarak yürümeyi planlamak da önemli. Ben şurada diyeceğim nokta, son olarak değerli takipçilere de ileteceğim nokta, kesinlikle korkmasınlar, çekinmesinler. Yani burada dünya, yani hayatta hiçbir şey imkansız değil planladıktan ve istedikten sonra. Dolayısıyla eğer planlamalarını doğru yaparsalar, hedef koyarsalar kendilerine, gerekirse aşamalı da koyabilirler bu hedefi ve bunlara yürümekten çekinmesinler. Ve dolayısıyla bunu da atarken de ben daha nasıl başarılı olurum, daha nasıl katkılı olabilirim diye bakarsalar bence burada yaşamalarında da hiçbir sorun olmaz. Burada da kendilerini geliştirmelerinde hiçbir problem olmaz. Ve gün sonunda dediğim gibi kendi geldikleri ülkelerine, vatanlarına ve aynı anda da buraya da faydalı olur. Vallahi doğru söz önerir. Şuraya da aynısı paylaştığım için buradayım. Dostlar, artık Yodan bazı arkadaşlarımız alacağını aldı, bazıları sadece sohbet niyetine dinledi. Umarım alacağını almış olanlar kendi hayatlarında bunları uygulayıp beynin bir köşesinde yer eder. Çünkü gerçekten çok değerli bir misafirimiz var videoda. Yıllardır burada ve kendisi de Amerika'ya gelip başarılı olmuş Türklerden. Yani bu söylemler binlerce gözlemden süzülüp hani sizin düşünceleriniz oluşmuş. O yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videolarımızın devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayhan Ögmen'in de kendi kanalı var. Evet. Avukat Ayhan Ögmen olarak. O kanala da abone olabilirsiniz. Perşembe günleri sanırım canlı yapıyorsunuz. Aynen. Perşembeleri saat 1'de her perşembe yapıyoruz. Öğleden sonra. Ögmen Law YouTube kanalında. Yani Türkiye saatiyle saat 9'da oluyor. Aynen. Türkiye saat 9'da da canlı yayına katılıp Amerika'ya gelmek ve Amerika'daysanız Amerika'da yapılan işlemler hakkında sorularını sorabilirsiniz. Brooklyn'den. Takipçilerin çekinmeden oradan sorularını bize iletebilirler. Biz seve seve onlarla elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız onlara. Evet. Videonun sonuna geldik dostlarım. Brooklyn'den hepinize selamlar diyelim. Sevgiler. Görüşürüz. Bay bay.